Birinci mertebe tam diferansiyel denklemler. Şekildeki gibi bir diferansiyel denklemi ele alalım. Mx y fonksiyonundan oluşuyor. Artı nx y çarpı dy bölü dx, yani ilk mertebe türev. Dikkat ederseniz arkadaşlar, bu diferansiyel denklem birinci mertebe bu terimden dolayı. Sabit değişken, sabit veya değişken katsayılı her ikisini de içerebilir. Neden? Çünkü dy bölü dx'in önünde ki n fonksiyonu x'e bağlı olabilir. Aynı şekilde n fonksiyonu da hem y'ye hem de x'e bağlı. Dolayısıyla y'ye bağlı bir yapı önünde x ile çarpım halinde olabilir. Ayrıyetten hem nonlineer hem de lineer olabilir bu. Neden? Çünkü M ve N'in içindeki Y yapılarını genel halde bırakmışız. Ayrıyeten bu DY bölü DX ile bir Y yapısı, şurada görülen bir Y yapısı çarpım haline gelebilir. Bu da bizim nonlinearlik kavramımız, yani bağımlı değişkenin türevlerinin ve kendisinin birbirleriyle çarpım halinde olma durumunu bozuyor, biliyorsunuz. Bir M'nin içindeki bir Y yapısı da nonlinearlik getirebilir. Burada birden fazla durumun birden fazla şekilde bir nonlinearlik içerebilir bu denklem. Yalnız dikkat edin, bu nonlinearlik dy bölü dx üzerinden, yani bu terimden tanımlanmamış. Yani bunun karesi, kübü veya bunun bir matematiksel argüman içine girmesi türevin bunu içermiyor. O gibi bir denklem yine örneğin tersi alınarak, karenin her iki tarafı kareli ise her iki tarafın kökü alınarak yine bu yıldız formuna indirgendikten sonra bu yapıya hiç benzeyip benzemediği arkadaşlar bakılabilir. Şimdi biz daha önceden diferansiyel denklemleri sınıflandırırken buradaki tanımlara ek olarak bir de diferansiyel denklemin homojen olup olmadığını da söylemiştik. Bunu da tarifini yapmıştık. Yalnız birinci mertebe diferansiyel denklemlerde biz homojenlik tanımını kullanmıyoruz. Çözümlerde çok bir şey fark etmiyor. Dolayısıyla sadece homojenliği ilgilendiren, homojen olup olmadığını ilgilendiren bir çözüm yaklaşımını ele almayacağımız için birinci mertebe diferansiyel denklemleri sınıflandırırken sadece bu özellikleri, şuradaki kullandığımız özellikleri kullansak yeter. Yani sabit veya değişken katsayılı. Ayrıyeten lineer veya nonlineer özellikler benim diferansiyel denklemi çözmem için gerekli metotları seçebileceğimi söylüyor. Burada dediğim gibi bu o zaman tam diferansiyellik yaklaşımıyla çözebileceğimiz bir diferansiyel denklem arkadaşlar. Hem lineer hem nonlineer olabilirmiş. Ayrıyeten sabit veya değişken katsayılı da olabilirmiş. Bir de dikkat edeceğimiz bir nokta, bu yapıda verilen arkadaşlar, bu yapı her zaman için burada yıldız formunda verilmeyebilir. Dolayısıyla siz karmaşık bir yapıdaki, buna benzer karmaşık bir yapıdaki bir diferansiyel denklem gördüğünüz zaman bunun tam diferansiyel denkleme dönüşüp dönüşemeyeceğini anlamanız lazım. Bu yapıya dönüşüp dönüşemeyeceğini. Örneğin şimdi şunu şöyle yazalım. Şu denklemi her iki tarafı dx ile çarpalım yıldız denkleminde. Mx'ye dx artı nx'ye dy eşittir 0. Bunu ben bu diferansiyel denklemi bu şekilde yazdım. Şimdi matematikte artışı, çok değişkenli bir fonksiyonun artışını tanımlayalım. Onunla bu denklem arasında bir ilişki kuracağız. Örneğin bir phi fonksiyonu tanımlayalım. Phi fonksiyonumuz bizim hem x'in hem de y'nin hem x hem de y bağımlı olsun. Ayrıyetten x'imiz t'ye, y'imiz de t'ye bağımlı olsun. Yani aslında benim phi fonksiyonum dolaylı yolda x ve y üzerinden t'ye bağlı bir fonksiyon. Şimdi ben
fiildeki fiilin t'ye göre artışını, yani fiilin d'ye göre, t'ye göre artışını yazmak istiyorum. Dolaylı olarak t'ye zaman bağımlı olduğu için bir defa artışlar x ve y üzerinden zincir kuralı ile hesaplanmalı. Yani demek istediğim şu, önce fiinin x'in içindeki t hesabı edilerek meydana gelen fi'deki artış d fi bölü dx kısmi fi bölü kısmi x çarpı dx bölü dt artı del fi ya da kısmi fi bölü kısmi y çarpı dy bölü dt. Buradaki dy bölü dt ve dx bölü dt'nin arkadaşlar adi türev olduğuna dikkat edin. Ama fiildekiler ise kısmi türev. Soran arkadaşlarımız oluyor, kısmilik nereden geliyor diye. Çok değişkenli bir fonksiyonda arkadaşlar. Şöyle, değişkenlerine göre türev aldığın zaman bunlar kısmi türevle gösterilir. Burada peki niye kısmi türevle göstermedim d fi bölü dt'yi? Nedeni şu, fi t'ye indirekt olarak bağlı. Yani hem x hem de y üzerinden bağlı. Dolayısıyla direkt olarak fi'nin t'ye göre bir kısmi türevini hesap edemem. Hesap etmek istesem ne olacak? Kısmi türevleri sıfır olacak. Çünkü t'ye göre fi'nin fonksiyonunu bulduğum zaman açtığımda t'ye göre bir bağımlılık görmeyeceğim. Peki o bağımlılıklar nerede? X'in ve y'nin içindeki bağımlılıklar. Bu tarz bağımlılıkları kısmi türevlerle, bu tarz bağımlılıklardaki artışları kısmi türevlerle arkadaşlar hesaplayamayız. Şimdi bir de şu var. Şu son elde ettiğim denklemde şurada bu diferansiyel formun her iki tarafını dt ile çarpayım. Dolayısıyla şu dt ile gitti. Bu dt ile buradaki dt ve bunlar da gitti. Buradan dikkat edin. d fi eşittir d fi bölü dx çarpı dx artı, buna del fi diyorlar, kısmi diyorlar veya d diyoruz, fark etmiyor, yazarken dikkat edelim, söyleyişi o kadar da önemli değil, zaten çok değişkenli bir fonksiyon olduğu için bunun kısmi türev olduğu belli. D fi bölü dy çarpı dy. Evet, bu arkadaşlar bunun adı fi fonksiyonundaki çok küçük artış miktarı aslında bu. Artış miktarı. Şimdi bunu şöyle bir kutu içine alalım. Bizim şurada yazdığımız bir diferansiyel denklem vardı, oluşturduğumuz sorunun başındaki. Şunu da alalım. Bunları böyle alt alta yazayım. Bunu böyle alt alta yazayım. Mxy dx artı nxy dy eşittir 0. Şimdi şunu da şöyle alayım. Şu iki yapının benzerliğine dikkat edelim arkadaşlar. Hatta daha iyi anlayabilmeniz için şuradaki fi'yi denklemin sağ tarafına atayım. Şuraya koyayım şu fi'yi.
Evet, bu iki yapının bir ve iki yapısının arkadaşlar birbirine benzer olduğunu söyleyebilirim. Buradan bu benzerlikten 3 tane bilgi gelebiliyor bize. Birinci bilgi şu. Şuradaki del fi bölü del x ile dikkat et. Mxy aslında aynı terim. Eğer 1 ve 2'yi birbirine eşitlerse. 1 ve 2'yi birbirine eşitlerse. Del fi bölü dx mxy'ye eşit. Del fi bölü del y neye eşit? Nxy'ye eşit. Bu ilk iki bilgimiz, yani d fi bölü dx eşittir mxy ve d fi bölü dy eşittir nxy. Bu benim iki bilgim. Bir üçüncü bilgi de şu. Sen denklemin 1 ve 2'yi birbirine eşitlersen, şu anda yaptığım denklemlerin sol tarafını birbirine eşitlemek. Yani d fi bölü dx çarpı dx artı d fi bölü dy çarpı dy ile mxy dx nxy dy kısmını işaretledim. Eşitledim. Halbuki bir de denklemlerin sağ tarafları var. Yani d fi bir de sıfır var. Bu iki tarafın da birbirine eşit olması lazım. Yani d fi eşittir sıfır. Buradan bizim üçüncü bilgimiz geldi. Üçüncü bilgi şu. Fi fonksiyonundaki artış sıfırmış. Hangi matematiksel büyüklüğün artışı sıfırdır arkadaşlar? Evet, sabitse demek ki fi bir sabit. Burada c eşittir sabit. Bu da üçüncü bilgimiz arkadaşlar. Bu da üçüncü bilgimiz. Şimdi bir şey dikkatinizi çekmek istiyorum. Fi'nin bir sabit olduğunu bulduk. Ve aynı zamanda fi'yi şurada, bakın tam şurada fi eşittir fi xy gibi bir fonksiyon olduğunu söyledik. O zaman fi xy bir sabitmiş. Şimdi ben eğer bir fi fonksiyonu bulursam, bir yıldız formunda ya da şu formda verilmiş, şu forma indirgenmiş bir diferansiyel denklemi için bir fi fonksiyonunu bulursam, o fi fonksiyonunun içinden y'yi çekerek diferansiyel denklemin çözümünü bulabilirim arkadaşlar. Buradaki c integral sabitidir. C burada integral sabitidir. Bu fi xy eşittir c şeklindeki yapı arkadaşlar aslında şöyle de denebilir. Kapalı formda diferansiyel denklemin çözümü. Neden kapalı form? Nedeni şu. Y eşittir yx şeklinde bunu çekemediğin için kapalı formdur diferansiyel denklemin çözümü. Eğer sen bu diferansiyel denklemi daha önceki sorularda olduğu gibi y eşittir yx şeklinde çekseydin, o zaman bu açık analitik çözüm olacaktı. Halbuki fi şeklinde bir yapıyı sadece bulursan, y'yi çekemezsen, o da kapalı formda bir diferansiyel denklem çözümü olacaktı. Peki fi'yi nasıl çözeceğiz arkadaşlar? Bakın fi'yi çözmenin kolay yolu şu. Hiçbir bir formülasyona falan ihtiyacımız yok. Şuradaki ilk iki gelen bilgi d fi bölü dx mxy, d fi bölü dy nxy. Buradan bu iki yapıdan herhangi birini x'e ve y'ye göre integralleyerek, tabi integrallediğim zaman gelen sonsuz küçük yapıdaki, yani dx ve dy'nin kısmi formda olduğunu ve integral hesabında gelecek integral sabitinin
diğer değişkene, yani y ise x bağımlı, x ise y bağımlı olacağını dikkat ederek bir hesap yapacağız. Soru çözerken daha anlaşılır olacak. Yalnız öncelikle bir fi fonksiyonunun varlığından daha iyi haberdar olabilmek için bir örnek yapalım. Örnek, bir fi fonksiyonu verilmiş. E üzeri x sinüs y artı y eksi x kare. Bu fonksiyonun arkadaşlar bu diferansiyel denklemi sağladığını göstereceğiz. Ve aynı zamanda çözümü yine bu fi fonksiyonundan bulunabileceğini de ifade edeceğiz. Şimdi öncelikle şuna bakalım. Dy bölü dx eşittir 2x eksi e üzeri x çarpı sinüs y bölü e üzeri x cos y artı 1. Bu yapı benim mx y çarpı dx artı nx y çarpı dy şeklinde değil. Ama bu şekle kolay bir şekilde getirilebileceği aşikar. Getirelim. İçler dışlar çarpımı yapalım ve çarpanı dx olanı dy'nin yanına atalım. Yani e üzeri x sinüs y eksi 2x. Bunu üst tarafı dx ile çarptıktan sonra sola attım. Yani dy'li terimin yanına attım. Dolayısıyla bir işaret değişikliği oluyor. Artı dy ile çarpılacak olan payda e üzeri x çarpı kosinüs y artı 1. Öncelikle şuna bakalım. Dx'in çarpanının mxy, dy'nin çarpanında nxy olduğunu söyleyelim. Evet, mxy aynı zamanda neye eşitti arkadaşlar? Mxy şuradan dφ bölü dx ve dφ bölü dy'ye eşitti. O zaman mxy eşittir dφ bölü dx, nxy eşittir de dφ bölü dy. Fi fonksiyonu ne arkadaşlar? Fi fonksiyonu soruda verilmiş. E üzeri x çarpı sinüs y artı y eksi x kare. Şimdi bu yapı kullanarak kısmi x'e göre kısmi türevler, yani burası, ve y'ye göre kısmi türevler hesaplanacak. Öncelikle fi'nin x'e göre türevini alıp bakalım şurada verilen mxy'ye eşit çıkacak mı? Yani e üzeri x sin y eksi 2x'e eşit çıkacak mı? Bir bakalım. Tabii bunu kullanarak bunu test edeceğiz. Dφ bölü dx eşittir. X'e göre türevini alıyorum. E üzeri x sin türevi kendisi çarpı sinüs y. Evet. Artı y. Y'nin x'e göre kısmi türevi 0 arkadaşlar. Eksi 2x'in x'e göre türevi. Eksi x karenin x'e göre türevi. Eksi 2x. Şimdi burada şunu söyleyeyim. Dikkat etmemiz gereken bir şey var. Kısmi türev alırken arkadaşlar y'nin x bağımlılığı dikkate alınmaz. Tamam mı? Çünkü açık şekilde görülen x'lere göre türevler alınır. Kısmi türevi x'e göre kısmi türevi fi fonksiyonu. Bir de x'e göre toplam türev var. Ona sonra değineceğiz. O biraz daha farklı. Ama ben burada x'e göre kısmi türev alıyorsam dolaylı yoldan x içeren terimlerin x bağımlılığı ihmal edilir arkadaşlar. Evet, bakalım dφ bölü dx'i ne bulduk? E üzeri x sin y eksi 2x bulduk. Evet, doğru mu? Evet, doğru. Bak, buradaki ifadenin aynısını bu soruda verilen fi fonksiyonundan bulunuyor. Şimdi bir de dφ bölü dy'yi hesaplayalım. Şu yapıyı sağlıyor mu ona bakalım. Dφ bölü dy. Neyi alıyoruz türevini arkadaşlar?
Şunun alıyorum y'ye göre türevini. Evet, buradan e üzeri x'in y. Düzelteyim. E üzeri x'in y. E üzeri x çarpı y'ye göre türev. Kosinüs y artı 1. Y'nin y'ye göre türevi 1. Eksi x karenin y'ye göre türevi 0. Evet, bu yapının da dikkat edin bunu sağladığını, değil mi? Söyleyebiliyoruz. Demek ki bu phi fonksiyonu, verilen phi fonksiyonu benim soruda oluşturduğum mxy ve nxy'yi sağlıyor arkadaşlar. Sağlıyor. Peki bu diferansiyel denklemi sağlıyor mu? Bu phi fonksiyonu. Bir de onu kontrol etmemiz lazım. Şimdi bu verilen phi fonksiyonu ya diferansiyel denklemi bir temizce bir yazalım. Şimdiye kadar yaptığımızı özetlersek arkadaşlar, bu diferansiyel denklemi mxy dx artı nxy dy şeklinde, dy eşittir 0 şeklinde yazdık ve phi fonksiyonunun şu bağıntılarını kullanarak bu denklemin mxy'sinin ve nxy'sinin bu phi fonksiyonundan elde edilebilir olduğunu gösterdik. Şimdi bir de bu phi fonksiyonunu arkadaşlar bu diferansiyel denklemi sağlayıp sağlamadığını şöyle de test edebiliriz. Bu phi fonksiyonundan verilen bu phi fonksiyonundan bu diferansiyel denklemi elde etmeye çalışarak nasıl elde edeceğiz? Arkadaşlar her iki tarafın şuradaki phi fonksiyonunda her iki tarafın x'e göre türevini almaya çalışalım. X'e göre türevini almaya çalışalım. Dolayısıyla sağ taraftan bir dy bölü dx gelmesini bekliyoruz. Oradan dy bölü dx'i çekerek bakalım bu orijinal soruda verilen diferansiyel denklemi elde edebilecek miyiz? Dφ bölü dx eşittir. D bölü dx e üzeri x çarpı sinüs y artı y eksi x kare. Evet. Fi neydi fi? Fi aslında bir sabitti değil mi arkadaşlar? Fi aslında bir sabitti. O zaman bir sabitin x'e göre türevi nedir? Sıfıra eşitmiş. Demek ki d bölü dx e üzeri x çarpı sinüs y artı y eksi x kare sıfıra eşitmiş. Şimdi biraz önce size bir şey söylemiştim. Demiştim ki kısmi türev var. Bir de adi türev var. Yani ben fi eşittir. Fi x y'nin eğer y'nin bir de içinde x bağımlılığı varsa, yani ki var bunda, şöyle yazabilirim. X, y, x. X'e göre toplam türevini de hesaplayabilirim. O x'e göre toplam türev kısmi türevden farklıdır arkadaşlar. Kısmi türev sadece direkt olarak x bağımlılığını ölçerken toplam türev hem fi'nin direkt x bağımlılığından artışı hesaplar hem de y üzerinden artışı hesaplar. Nedir bu toplam türev? Yani şu. Şudur arkadaşlar. Bir defa görünür x üzerinden türevler, artışlar. Toplam türev operatörünü yazıyorum buraya. Artı. Bir de y üzerinden artışlar. Yani dφ bölü dy çarpı dy bölü dx. Demek ki bu operatörü bu iç tarafa uygulamanın yolu eğer y eşittir yx bağımlılığı varsa neymiş? Bunu hesap etmekmiş.
O zaman dy bölü dx yerine şu aşağıdaki ifadeyi yazarsak. Şöyle düzelttim. Dikkat edin. Burası d bölü dx. Bu aslında neymiş? Şuraya yazalım. Fi eşittir. Fi x y x y x, yani fi x'e göre hem x'in üzerinden hem de y'nin üzerinden bir artış gerçekleştirebiliyor ise bu operatörün adı x'e göre toplam türev de denebiliyor buna. Toplam türev. Kısmi türevden farklı arkadaşlar nedir? Y'nin içindeki x bağımlılığı da ne yapıyor? Hesaba katıyor. Neden peki y'nin içindeki x bağımlılığını hesaba katıyoruz? Çünkü orijinal diferansiyel denklemde o operatör kullanılmış. Yani y'nin x'e göre operatör değişimi kullanılmış ki benim operatörüm içinde de zaten o aradığım terim var. Şimdi bakalım getirecek mi orijinal diferansiyel denklemi bu çarpım, bu operatör, bu köşeli parantezin içine uygulandığında. Evet, önce d bölü dx'i iç tarafa dağıtalım. E üzeri x'in y'nin x'e göre türevi. E üzeri x çarpı sinüs y. Y'nin x'e göre türevi. Kısmi türevi, yalnız dikkat edin. Y'nin x'e göre kısmi türevi 0. Onu söyleyelim. Adi türev değil bu. Eksi x karenin dx'e göre türevi. Eksi 2x. Şimdi gelelim şu operatörü kullanmaya. Şimdi gelelim bu operatörü içeriye dağıtmaya. Evet. E üzeri x sinüs y'nin d bölü dy, dy bölü dx çarpımı nedir o ifade arkadaşlar? D bölü dy. Şöyle yazalım şunu. Şu çarpımı şöyle yazıyorum. Dy bölü dx çarpı d bölü dy çarpı e üzeri x çarpı sinüs y. Evet, nedir bu? Şu ifade kısmi türeviyeye göre e üzeri x çarpı kosinüs y. E üzeri x çarpı kosinüs y. Demek ki sadece şu anda şu terim ve bu terimin şu operatöre göre uygulaması kaldı. Şimdi d bölü dy, dy bölü dx'i şuna uygularsam ne olur? Dy bölü dx y'nin x'e göre türevi nedir? Pardon, y'nin y'ye göre kısmi türevi 1'dir arkadaşlar. Şimdi kaldı, geriye kaldı son ifade. Bunun, hatta başındaki eksiği de almamız lazım. Buna şu operatörün uygulanması. Evet, x karenin y'ye göre türevi 0 olduğu için oradan gelecek bir sıfırımız var. Evet, düzenlersek yukarıya e üzeri x çarpı sinüs y eksi 2x artı e üzeri x çarpı kosinüs y dy bölü dx artı dy bölü dx. Bu aynı zamanda neye eşit olmalıydı? Bu operatör şuradan, şu eşitlikten. Dikkat et, ilk geldiğim yer burası. Sıfıra eşit burası. O zaman bu eşittir sıfır. Üst tarafı dy bölü dx ortak parantezine alalım. Ve e üzeri x'in y eksi 2x'i sağ tarafa atalım. Düzenlersem e üzeri x cos y artı 1 dy bölü dx eşittir 2x eksi e üzeri x çarpı sinüs y.
D'ye böl DX'i çekersen buradan. X eksi E üzeri X çarpı sinüs Y bölü E üzeri X kos Y artı 1. Evet. Fi fonksiyonunu X'e göre toplam türevini hesap ederek DY bölü DX'in türevini elde ettim. Bakalım bu bulduğumuz sorudakiyle aynı mı? Evet, kontrol edelim. Soruya gidelim. Evet, 2x eksi e üzeri x'in y. Şurada soruda verilen bu. Evet, aynısı. Aynı çözümü soruda verilen çözümü bulduk. Arkadaşlar, burada yaptığımız türev işlemleri size karmaşık gelebilir. Nedeni de şu: kısmi türevin, adi türevin ve hatta adi türevle ilişkili toplam türevin ne olduğunu matematik 1 ve 2 derslerinizden ya da analiz kalkülüs derslerinizden tekrar gözden geçirin. Ben kısaca değindim. Eğer fonksiyon çok değişkenli ise ve bazı bağımlılıklar birbirlerin içine geçmiş ve indirek yollardan bağımlıysa arkadaşlar, kısmi türev ve adi türev işlemleri birbirinden çok farklı sonuçlar verebiliyor. Bunun nedeni de aynen burada olduğu fi fonksiyonun yapısındaki gibi. X'in fi fonksiyonunun X'e hem direkt olarak hem de Y içinden indirek olarak bağlı olma nedeninden dolayı bu operatörler dikkatli bir şekilde tekrar hesap edilip uygulanması gerekiyor. Şimdi biz bu soruda aslında bir fi fonksiyonunu, bu diferansiyel denklemin bulduğu bir fi fonksiyonunu size verdik. Aslında bu fi fonksiyonu sorularda verilmeyecek. Bunu siz bulacaksınız. Bu fi fonksiyonundan peki çözümü, diferansiyel denklemin çözümünü elde edebilir miyiz? Neydi bizim fi fonksiyonumuz? Ona da kısaca değinelim. Fi xy eşittir. Fi fonksiyonumuz buydu. Bu fi fonksiyonunun bu diferansiyel denklemi sağladığını gösterdik. O zaman bu fi fonksiyonu bu diferansiyel denklemi sağlar ama çözümü için ise şunu dememiz lazım: bu fi fonksiyonunun bir sabite eşit olduğunu ve diferansiyel denkleminde kapalı çözümünün bu olduğunu söyleriz. Neden kapalı çözüm bu diyorum? Çünkü bu çözümde dikkat ederseniz y'yi çekebilme imkanım yok. Y üzerinden nonlineer bir cebirsel denklem bu. Y'yi çekmek gibi, yani y'yi bir tarafta yalnız bırakıp diğer tarafta da integral sabiti c ve x'li bir yapı bırakma bir şansım yok burada. Dolayısıyla bu diferansiyel denklemin kapalı çözümüdür. Kapalı çözümüdür. Biz diğer sorularda soruyu sağlayan fi'yi bulacağız. Daha sonra o fi'nin içinden de y'yi çekmeye çalışacağız. Eğer çekemezsek arkadaşlar, çekemediğimiz şekilde bırakacağız. Ama çözümün içinde kesinlikle fi olmayacak. Çünkü diferansiyel denklemde fi diye bir şey yok. Bir yardımcı parametre bu. Bunun diğer adı da aslında integral faktörü de denilebiliyor buna. İntegral faktörü. İntegral çarpanıyla karıştırmayalım. Diferansiyel denklemin kapalı çözümüdür arkadaşlar bu. Kapalı çözümü.